Tekno Seyir'e hoş geldiniz. Can ne zamandır hobi bölümü yapmıyorduk. Doğru, kısmet bugüneymiş. Evet, biraz benim sayemde oldu. O yüzden ben de varım bu bölümde. Ufak ufak başlayalım dedik tekrardan. Evet. Ama biraz fazla mı ufak başladık? Ne? Biraz ufak başladık. Çünkü aslında hani bunun amacı şöyle oldu. Hani konuyu anlatırsak. Ben bizim ufaklığa bir tane uzaktan kumandalı... Şimdi geçelim onların bütün modelcilerin. İşte evet, araba adresidir. Almayı düşünüyordum ama tabii. Genelde şöyle çocuğu alınır, babası oynar biliyorsun öyle durumlarda. %107 böyle olur. Tabii bir yandan kendimi de düşündüm. Hani çok basit bir uzaktan kumandalı araç olmasın dedim. Biraz fiyatlara baktık seninle. Şimdi bu çok ucuz bir model değil, onu baştan söyleyelim değil mi? Bu giriş seviyesi bir şey aslında. Bu model. Model, evet, oyuncak değil. Model, orası çok önemli. Giriş seviyesi bir model. Baha Q32 215 lira gibi bir fiyatı var bunun. Benim baktığım seviyedeki kumandalar, uzaktan kumandalı arabalarda işte böyle 150 lira civarı falandı ama onlar oyuncaktı. Öyle. Sen dedin ki abi bunlarla hiç uğraşma, az biraz daha üstüne ver. Bak, bildiğin model al. Hamdi abim, bunu diğerlerinin bütün gösterişine rağmen ön plana çıkaran, bütün oyuncak tayfasından ayıran özelliği oranlılığı. Proportional diye ifade ediliyor. Siz diğer oyuncaklarda, hangisi olursa olsun bütün oyuncaklarda direksiyonu çevirdiğin zaman ne kadar çevirseniz çevirin almaz, pat diye sonuna kadar alır. Evet. Keza yani öbür sağa tarafa. Sağa veya sola dönüş var, araları yok. Gaz ister pedal olsun, ister tetik olsun, düğme olsun fark etmez, zaten düğme gibi çalışır. Çekersin çekersiniz bir şey olmaz, zırt diye sonuna kadar gazı alır. Fren aynı şekilde, hatta freni de yapmaz, geriye sarar. Halının üzerinde, o yüzden pili çabuk biter, motor yanar vesaire. Bunda, yani ince hassas kontrolünü yapamıyorsun oyuncaklarda. Evet, evet. İşte en fazla ince ayar diye direksiyonun merkezlemesi vardır. Ha, o da tam evet. Sağ tam sol. Ama işte o ince ayar değil. Bunda gördüğünüz gibi minyatür bir model kumandası. Yani bu daha büyük modellerde kullanılan kumandanın replikası. Uzun menzil ihtiyacımız olmayan bir parametre. Zaten aletin menzilini gözümüz sınırlıyor. Evet. Çoğunlukla da iç mekanda kullanacak olmasına rağmen dışarıda kullanılabilme opsiyonu var. İmkanı var. Bu kumandanın bütün ayarları, daha doğrusu bütün birimleri gerçek model kumandası, iki kanallı, oranlıdır. Üzerinde hız kontrol cihazı var, gerçek bir servosu var ve bunlar sayesinde de arabayı ummadığınız kadar hassas kullanabiliyorsunuz. Potansiyel süresi çok yüksek olmasına rağmen bu süreti her daim kullanmayacağınız için de... Ben şöyle aldığımda dayanamadım, açtım hemen bir hızına falan bakayım dedim. Hakikaten acayip, ya motoru çok güçlü. Çok hassas davranman gerekiyor. Öyle. Böyle bastığın zaman oyuncak arabalarda alışmışım ben. Hani tabii. Hiç şimdiye kadar bir model araba kullanmadım. Kırdın mı sehpanın yani. Bacağını? Yok öyle bir şey olmadı da. Hakikaten böyle bastığın zaman fırlayıp gidiyor. Yani kendini takla attırıyor neredeyse. Tabii. O yüzden yavaş basmak lazım. Yavaş ya, işte çok hassas olman lazım. Hem direksiyon içinde öyle hem şey içinde öyle. Modelin kendisi dediğim gibi hani model kumandasına sahip ama şase tasarımı da özgün. HPI'nin Baha modeli meşhurdur. 1/5 klasmanında arka ventiş piyasayı kasıp kavuran aletlerden bir tanesi. O bayağı büyük ama zaten. Tabii 1/5 dediğin zaman. Bu oyuncağın onun modeli aslında. Ona benzesin diye biz birazdan süslerini püslerini yapıştıracağız. Daha kaportasında takmadık. Aletin kendisi plastik şase olduğu için onun da aslında esas tasarımı itibariyle alüminyum tüp şasedir. Bu konuda benzeşiyorlar. O da arka dentişli. Bunun da ağırlık dağılımı arkaya yakın. Eski usul mimari aks motoru da taşıyor. Tek şeyden merkezden bağlantılı fakat esnek dingil şeklinde hareket ediyor. Ön tarafta da yine esneyen miller sayesinde süspansiyon ve şeylere yer verilmiş. Servonun rot bağlantılarına yer verilmiş. Salıncaklı tip yok ama gerek yok. Çünkü daha evvel aşağı yukarı 10 sene önce piyasaya çıkan Losi'nin Micro T serisi vardı 1/36. Bu aslında onların tahtına göz dikmiş vaziyette. Çok sevildi. Piyasada çok rağbet gördü. Fırçasız motor takıldı. Ciddi süratler ulaştırıldı. Bu boydaki alet saatte 50-60 km sürate çıkabiliyordu. Ya nasıl görüp de kontrol edemiyorsun? Göremiyorsun. Kontrol de edemiyorsun. Jiroskopla kullanmaya çalışıyorlardı falan. Ama yani potansiyel var. Bu şasede önceki Losi'nin tasarımı çok iyi çalışıyordu. Çok gerçekten küçültülmüş bir model arabaydı. Fakat mikroskobik parçalar hem kaybolduğu zaman asla bulamıyorsunuz hem de dayanıklılığı düşüktü. Bu alet kurşun geçirmez olsun diye tasarlanmış. Atıyorsunuz. Başına kolay kolay bir iş gelmiyor diyorsun. Gelmiyor. Alabildiğin esnek olduğu için şeyleri de iyi hesaplanmış. Üzerine binecek yükler de iyi hesaplanmış. Hem sürüş şeyini bozmuyor. Hissini bozmuyor. Hem de darbeyi çok rahat sönümleyebiliyor. Can sana ben şeyi soracağım. Şimdi bu lastikler lastik değil evet. Evet yani bunlar nasıl olacak? Yani
Hiç kullanmadığım için soruyorum. Yani performansı iyi midir? Sünger gibi bir şey çünkü bu. Öyle dosdoğru. Bunlar ecnebicesi foam. Köpük, evet. Yani. Köpük ya da sünger diyebilir bizde. Sünger lastiklerin en büyük avantajı, ha bunlara özel sıvı da sürülür asfalta daha iyi yapışsınlar diye. Hmm. Bilhassa halı pistlerde çok ciddi avantaj sağlar arabanın tutunmasına, model arabanın tutunmasına. Çünkü gerçek model yarış arabaları 1/10 veya 1/12 klasmanında 10G, 12G saçma sapan yükler yiyebilir viraj dönerken. O esnada bunların küçük lastiklerine çok fazla yük biniyor. Kauçuk lastikleri. Bunlar hem merkez kaçtan etkilenmiyorlar, formlarını koruyorlar. Hafif olduğu için. Hem hafif hem de içinde diğerleri gibi lastik mimarisine yakın bir şey yok, yapı yok. Yekpare, sünger. Tamam. Dolayısıyla hem merkez kaçtan daha az etkileniyorlar hem de aşınmayı daha homojen karşılayabiliyorlar. Yanal yüke mukavemetleri daha iyi olabiliyor. Tek dezavantajı bunu ıslak zeminde kullanamazsın. Yer ıslak olursa sünger suyu çeker. Zaten ıslak zeminde de kullanmayalım değil mi? Tabi. Bu, mümkün. Hani ya. Bunun benim kullanım temel amacım genelde evin içinde olacak. Öyle. Hani çok belki bizim Doruk isterse belki dışarıda çıkarız. Yok toz toprakta. Sen ikisinde de sorun olmaz diyorsun. Toz toprakta bana mısın demez. Yapısı itibariyle zaten çok yüksek devirle döneceği için hemen temizleyecek kendini. İçinde kir pislik kalmayacak. Fakat ıslandığı zaman tutuş özelliği kalmaz. Peki aşındığı zaman ne yapıyorsun? Bütün lastiği değiştiriyor musun? Bunun... Normalde arabayı çöpe atman gerekir tabii lastik aşınınca. Bunda yedek lastik takımı satılıyor. Herhangi bir parçayı kırınca da oturup ağlamanıza gerek yok. Bütün üzerindeki parçalar. Hatta ince ayar yapmanız için farklı boylarda satılıyor. En temel ayarı zaten bu aletin üzerinde yapabileceğiniz toe denen iki tekerleğin, öndeki iki tekerleğin paralel mi yoksa işte ileride birleşecek şekilde mi yoksa açılan şekilde mi bakması sürüş dinamiğine çok etkiler. Direksiyon hissini değiştirir. Şu rot kollarını farklı boylarda tercih ederek optimize edebilirsiniz. Bunun haricinde başka dayanıklılığı artıracak parçalar yok mu? Var. Sırf HPA'nın kataloğundan almak zorunda. Farklı vites oranları var. Daha uzun mesafede kullanmak istiyorsanız daha yüksek sürate çıkartabilirsiniz. Veya kısaltabilirsiniz. Daha da iyi hızlanma için. Şurada dişlisini mi değiştiriyoruz? Aynen öyle. Dişli oran değişiyor. HPA ismiyle müsemma. Hobby Products International. küresel bir marka. Türkiye'de mümessili de var. Dolayısıyla bütün dünyada bu alet satabildiği için yan sanayi tedarikçiler de bu aletlere uygun parça tasarlıyorlar. Dolayısıyla farklı farklı markalar altında da bu alet için üretilmiş opsiyon parçalar bulmanız mümkün. İstersen hafiften parçaları bir takmaya başlayalım. Bir takarız. Zaten takacak çok İçinden fazla parçası çıkan, yok. Zaten evet yani bir bu ne bu? Nasıl bir malzeme? Plastik bu, mi? Bu Lexan. Büyük modellerde kullanılanla aynı. Aletin kaportası. Yalnız şöyle bir kötülüğü var bence. Boyalı. Boyalı gelen kaporta artık modelciliğin maalesef bitmesinin biraz da sonucu. İnsanlar alıp da uğraşmak istemiyorlar. Kutudan çıkar çıkmaz oynamak istiyor arabayla. Üreticiler de aleti kullanıma hazır fakat tek renk, opsiyonsuz sunuyorlar çoğunlukla. Şimdi bu aletten arkadaşlarınızla oynamak için 4 tane 5 tane alabilirsiniz. Hepsi siyah. Bir müddet sonra karışacaktır. Evet. Bu kebin farklı alternatifleri için şeffafını alabilirsiniz. Şeffafını alıp içten sprey boyayla boyamak için isterseniz kendi tasarımınızı yaparsınız. İsterseniz şeyler satılıyor mudur? Düz renk. Yapışkanlar çıkartmaları farklı renkleri yapışkan falan satılıyor mu? İşte modelciliğin düsturuna aykırı. Evet tabii ki yani. Yani bunun üzerine Hamdi ama yazmak. Ama benim gibi şeyleri düşün. Hani. Hamdi yazmak, ejderha deseni çizmek ya, varken. Tamam, o benim gibi hani birazcık böyle bu işin gri alanında olanları düşün. Tamamen modelciyim diyen değil de ya şunu bir göreyim, bir deneyim bakayım ne farkı varmış buna diyen. Buna hiç gerek de yok üzerine takmada. Ya değil mi? Böyle zaten ben böyle kullandım. Böyle çalışıyor tabii. Gayet güzel şey yapıyor. Ama bu biraz daha korunaklı, yumuşak karnı antendir. Antene bir şey olmasını istemeyiz. O yüzden üzerinde sinyal geçirgenliğine zarar vermeden koruyacak bir katman lazım. Kullanım kitapçıkları falan çıkıyor. Kitapçıkta hakikaten senin o başta söylediğin şeyi söylüyor. Bu bir oyuncak değil, modeldir diye tabii. Özellikle belirtmişler. Bayağı iddialı, üzerinde kart falan da var. Nedir bu? Evet. Valla işte kayıt olma kartı. Hani ben bu ürünü aldım diye kaydoluyorsun. HPA dediğim gibi küresel bazda çalışan bir firma olduğu için büyük model firması. Müşterileriyle etkileşimde kalmak tabii adamların istediği bir şey. Dolayısıyla bize daha çok model satmak istiyorlar. Aynen öyle. Milleti hem tatlı bir rekabete sevk edip hem de oradan dediğin gibi belki de biraz nemalanmak adına internet sitelerinde kullanıcı başlığı açtılar. Forum benzeri. Zaten forumları vardı da
Şimdi artık oradan elinizdeki modelleri, işte envanterinizi birbirinizle kıyaslayıp modelciler olarak hava atabileceksiniz. Bende şu var, bu var. Ben ilk işte kutuyu açtığımda şunu anlamadım. Ulan bu neymiş, arabanın neresinde takılıyor diye düşündüm. Hap mı? Kullanmadan önce içiyoruz. Meğerse bu kendine işte böyle etrafından dolanacak pist yapmak için böyle küçük plastik parçalar koymuşlar içine. Tabii. Birçok insan için ciddi bir sıkıntı. Hı-hı. Hani aldık bunu, nerede oynayacağız diye. Tabii. Bir tane de şey var, off-road rampası var. Yani şimdi bunun arka tarafı aslında araç buralara sabit olarak geliyor. Ama sen bunu alıp tersini kullanarak rampa niyetine zıplatabiliyorsun. Kutusu da üzerinden çok şık açıldı. Yani evet, içinden hiç beklemiyordum o şekilde çıkacağını. Gayet güzel paketlemişler. Hem sağlam hem de sunumu evet, itibariyle başına bir şey gelmez yani. Gitti. Kutusu tabii bayağı sağlam. Artı internetten şey de indirebiliyorsun Can. Kendin böyle PDF dokümanları hazırlamışlar. Böyle ne denir? Yuvarlak rampalar içinde tur tabii attırabil falan. Şimdi rampa tasarımı evcem. Kartondan kesip kendin onları yapabiliyorsun. Tabii dikkatli yapılması lazım. Kafamızdan şey yapıp gayri nizami bir açı belirleyip ondan sonra arabayla dalınca öbür tarafa havuç gibi kakılması. Yere çakarsın diyorsun. Tabii. O yüzden onların size yön verecek şekilde hani güzel pist nasıl tasarlanır, nelere dikkat edilmesi gerekir HPI düşünmüş. İyi etmişler. Yani ya kendin tasarlamaya uğraşmıyorsun işte, hazırı var. Güzel onu görünen printer'dan kağıda bastırıyorsun. Tabii. Kesiyorsun oradan. Güzel görünen çok ürün var piyasada. O güzel görünen ürünlerin arasında hani bu desteğiyle de aradan sıyrılabilen bir şey malzeme aslına bakarsak. Yani diğer ne kadar albenili, ne kadar avantajlı olursa olsun bu kadar destek veren şey ürün pek bulamıyorsunuz piyasada. Ben biraz da şeylere baktım canım. Bundan daha iyisini ne alabilirim? Hani bir üstünü de ne alabilirim diye baktım. Sana bunu ben gösterdikten sonra baktın tabii. Evet tabii, ondan sonra baktım. Buldun mu? Ya buldum ama fiyatlar bir anda 600, 700 hatta 1500, 2000, 3000 böyle bir anda alıp başını gidiyor. Tabii. İşte ona kaptırırsan sonun benim gibi oluyor. Nerede duracağını iyi bilmek i̇şte lazım. Bilmiyorum. Zehiri alacağız bakalım biz de bu ilk şey versiyonuyla. Sen aldın yine neyse de. Esas küçükten korkuyorum ben. Şimdi evet, Doruk bunu acaba kontrol edebilecek mi? Benim aklımdaki soru işaretlerinden biri bu. Çünkü çok hassas, hakikaten kontrol gerektiriyor. Doruk ben kaç biraz yaşında? Sonra alıştım. Hani çok böyle basmamam gerektiğini hemen tabii anladım. Doruk kaç yaşında? 4,5-5 yaşında. Justin Chi diye bir ismi duydun mu sen? Yok, duymadım. Anladım. Şimdi bizi izleyen takipçiler hemen bir zahmet yeni sekmede arayı versinler. Justin Chi 4 yaşında helikopter kullanmaya başlayan uzaktan kumandalı model helikopter, 6 kanallı otomatik pilotun olmadığı zamanda. Helikopter ki kim yani, çok daha zor değil mi buna çok göre? Çok daha zor. Kullanmaya başlayan çocuk meşhur oldu tabii. Uluslararası etkinliklerde şov yaptı babasıyla beraber. Öğretince oluyor. Şimdi buradaki temel püf noktası Hamdi abi. Bu aletin tepkileri gerçekçi. Şimdi gerçekçi olduğu zaman öğrenmeniz daha kolay oluyor aslında. Çünkü insanoğlu, hele ki küçük çocuk, yani gaza ne kadar bastığında, aletin ne kadar ilerlediğini o kadar kolay benimsiyor ki hiç yabancılık çekmiyor. Fakat saçma sapan kontrol düsturları gerektiren, işte tetiği çekiyorsun hiçbir şey olmuyor. Bu gerçekçi değil. Bir anda güç patlaması geliyor. Bunu öğrenmesi aslında daha uzun sürüyor. Daha zor hakim oluyor. Doğru. Bir de oynarken tabii hayal kırıklığına karşı biraz daha bu şey avantajlı. Hani olmasını bekleyip de olmayacak bir şey yok. Hareket yok. Bunlar. Yani bu kiti tercih etmede bize ciddi manada avantaj kazandıracak püf noktaları. Deneyip göreceğiz onları bakalım. Şimdi ben sevecek mi yoksa ya bununla ben oynayamıyorum deyip vazgeçip bırakacak mı? O biraz da senin performansın tabii. Tabii tabii. Biraz da senin ne kadar destek olup ver bunu, sen oynayamıyorsun ben devam edeyim dersen çocukcağızında pek diyeceği bir şey kalmaz. Aletin üzerinde kendi pili var tabii ki. Doğru. Sen bu kabloyu takarak pilli, bu arada elektrikli. Pilli, evet, elektrikli. Zaten bu orijinali benzinlidir. Yani bu fiyata herhalde benzinlisini bulamazsın. İşte ben yani, ben yine söyleyeyim de buradan olsun şarj edebiliyorsun. Kendisi 4 tane pil alıyor. Ağırlığı falan gayet iyi yani, neredeyse yok gibi bir şey, eline tam oturuyor falan. Ben güzel, onu beğendim. Hani dersen ki diğerlerini gördün mü? Görmedim. Ben sadece bunun üzerinden konuşuyorum. Hamdi abi şu da var. Kumandanın boyu standart model ekipmanının ölçülerine göre epeyce küçük. Yani neredeyse iyi bir kumandanın %70'i %80'i kadar falan ölçüleri itibariyle. Bu biraz da herhalde müşteri kitlesinin yaşının küçük olacağını, HPI firmasına evet başlangıç modeli olarak öngörmüşler bunu. Dediğin gibi fiyat farkı uçurum olduğu için diğer ürünlerle arasında. Herhalde öyle bir kategorizasyon da yapılmış kendilerince. Dolayısıyla hani
sadece büyük insan değil aynı zamanda küçük ellerin de hakim olabiliyor olması kumandaya ergonomi açısından çok önemli bir artı. Fakat tabii yine solaklar desteklenmemiş. Evet yani şu tam anlamıyla sol elinde tutup sağ elle direksiyonu yönetiyorsunuz. Şöyle yaparsan yapamazsın yani. Oynaman ters tutanlar şey var. Olur. Ters tutanlar var. Şöyle mi yapıyorlar? Nasıl yapıyorlar? Tersi i̇şte, olsa yani şöyle yapıyor. Şey şu gibi, şekilde anladım. Görerek kullanmaya çalışıyorlar. Yani bu alışkanlık meselesi. İleri seviye kumandalarda alışırsan, eğer evet, illa bir terslik hissediyorsanız mutlaka simetrik olur. Direksiyonu ters tarafa çevirebilir ama hani bu boyda bir aletten beklemek biraz da çocuğun eli alışacaksa bu moda alışsın diye teşvik etmiş olabilirler. Çünkü işte artık devir değişti. Kutudan kullanıma hazır çıkar oldu bu aletler. Herkes maalesef bir kere ama nasıl alışırsa yani öyle gidiyor. Ha şey olabilir Can. İlk başta o öğrenme eğimi çok yüksek olursa belki hani modelcilikten soğumasın insanlar diye. Ya ben tam aksi gibi böyle düşünüyorum bir düşünmüş Hamdi abi. Çünkü bu iş nasıl başlarsa öyle gider. Yani bunu insan kafasında oynayıp kenara atma hobisi olarak görürse o şekilde yerleşecek. Bir oyuncak olarak görürse. Fakat alayım arabanın sağını solunu kurcalayayım, ince ayar yapayım kendimce belki i̇şte hatta ben, yani kırığını tamir edeyim. Bilmeyen adam o şekilde bence yapamaz. Hani bununla oynayacak, bunu hevesini alacak. Sonra ya bir üst modele geçeyim dediğinde ayrıntı işin içine girmeye başlayacak. Biz hep öyle başladık ama abi. Yani, tabii. Eskiden bu işler böyleydi şimdi. Eskiden öyle evet. Tatlı su modelciliği. Herkes oyuncağa döndü. Ya da hani tamamen belki de firmalar ticariyi düşünüyor. Tabii. Modelcilik bir yere kadar biraz da ürün tabii, satalım. Tabii. Esas işin esprisi o aslına bakarsak. Yani kimsenin burada modelcilik aşkına iş yaptığı söz konusu değil. Yapması söz konusu değil. Küresel bazda en zor sekteye uğrayacak sektör aslında modelciliktir. Çünkü hep ununu elemiş, eleğini asmış insanların oturup da hani boş vakitlerinde severek yaptıkları için kolay vazgeçmeyecekleri bir hobidir. Uzaktan kumanda modelciliği işte. Tayyare modelciliği aynıdır. Teknesi, arabası. Hepsi de yaş ortalaması genelde 40'lı civardan başlayan müşteri kitlesine sahiptir. Fakat işte çağa ayak uydurma adına bu müşteri kitlesinin bu kadar küçük kalması pek karın doyurucu olmadı. Firmalar daha geniş alana yayılmak istediler ve onun sonucunda işte kutudan hazır çıkan kitleri görmeye başladık. Talep de gelince reddetmediler. Bu firma hiç olmaması gerektiği kadar büyüdü mesela. Değil mi? Yani modelcilik normalde çok daha basit, küçük çapta yapılan şeydir, aktivitedir. Can, yapıştırmalarım bitti. Bitti. İstersen artık yavaştan bir açıp test etmeye başlayalım. Olur. Önce hangisini açıyorduk? Sen onu modelciğin altın kuralı diyordun. Aynen öyle. Önce kumandayı, sonra modeli açacağız. Ne olursa olsun model kumandanın frekansı altında olması lazım açılırken. Aksi takdirde kafasına göre ya davulcunun ya zurnacının frekansına uyar. Değil mi? Etrafta başkası varsa kalırsınız. O da farkında olmaz. Belki kendi aracını kontrol ediyordur. Bunlar falan. İşin kolay zamanları. 2.4 GHz kumanda ve sürekli frekans değiştirir. Kendi arasında farklı modellerle barkod sistemiyle çalıştığı için karışmaz asla. Eskiden megahertzli kumandalar. Frekans listesine bakmanız lazım. Başka aynı frekansı kullanan kumanda var mı yok mu diye. Etrafta varsa o esnada açılan kumanda sizin yayınınızı keser. İkisi birden, iki model birden düşer. İptal olur. Tabii o yüzden sıkı bir şekilde etrafta açık kumanda var mı yok mu, frekans kristalleri taşınır modelciler yanlarında yedek. Kullanabilmek için bin bir türlü zahmet çekerdik. Hayır, artık aynı modelden, aynı kumandadan 10 tane, 20 tane, 50 tane de olsa hepsi birbirini tanıyor. Problem olmuyor. Üreticinin iddiası 1000 modele kadar ama 1000 model asla bir araya gelmeyeceği için doğru. Ona gerek yok. Wi-Fi'dan şeyden etkilenmiyor. Routerlardan, sinyallerden etkilenmiyor. 2.4 GHz dedik ama bunun vericisi kuvvetli. Onları da etkilemiyor aslında. Fakat aralarında güzel konuşma yapıyorlar. Sen bir park manevrası yap bakalım. Can, bu tiz ses nedir? Ben mesela bayağı servo. Servo olduğu için bu şekilde çalışıyor. Diğer hani şeylerde böyle bir ses duymuyoruz aslında. Tabii. Oyuncak uzaktan kumandalı doğru, araçlarda. Doğru. Potansiyometresiyle işte içindeki motoru sürekli veri alışverişi yapıyor birbirlerine. O yüzden teyakkuzda kaldıkları için ötüyorlar. Şimdi ben alıştığım için masadan atlatmamayı başardım. İlk kutudan açtığımda o fırlama hareketini yapmıştım. Çünkü bastım bir anda. Tabii. Basınca gider bu. Gidiyor yani. Ona çok hafif hassas yapmak lazım. Biraz oynayalım artık. Olur. Onun görüntüleri zaten bizim konuşmalarımızın arasında girecektir. Senin söyleyeceğin başka bir şey var mı? Boyundan çok daha ötesini vaat eden. Ya işte daha evvel ucuz oyuncak bölümümüz de vardı. Niye alınmaması lazım? Bu da modele niye para verilmesi lazımın güzel bir örneği. Bu kadar basit olmasına rağmen eğlendirmeyi başarabiliyor. Gösteriş sıfır, estetik sıfır ama
eğlenceli. Belki de modelciliğe işte yeni bir kapı açacak bir ürün. Hani hiç bu işe girmeyen bir kişiysen eğer. Öyle. Değil mi? Dahili lityum bataryasının değişebilir olma özelliği yok. Bittiği zaman kumandanın üzerindeki şarj aparatıyla, şu kablosuyla şarj ediyorsunuz. Eğer pilin başına bir hal gelirse, ki yani pilin başına gelecek en kötü şey sizin sonuna kadar gazda bitirmeniz olur. Her ne kadar kendi voltaj koruması olmasına rağmen amper altında güç çekilirken bitmesi pile zarar verecektir. Çünkü zaten canı ciğeri çok küçük bir pil. İçindeki motor da kuvvetli. İlk aldığınız zaman birkaç pil işte birkaç şarj, 4-5 şarj yarım bitirip tekrar şarj edin. Sonra tam kullanmaya başlayın. Tam kullandığınızda da artık gaz yememeye başladığında şeyi kesin. Kendinin bitmesini beklemeyin. Hı hı. Yoksa zaten pili bozarsanız da yedek parçası satılacaktır. Kullanıma dair yegane püf noktasını da verdikten sonra artık atlayıp zıplamaya başlayalım. Evet, kapanışı da yapalım. Evet. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.